Evet arkadaşlar, bugün size oyunu oynarken birçok kullanıcının başına gelebilecek olan ekran kaymasını nasıl düzelteceğinizi açıklayacağım. Düzeltmek için iki farklı seçeneğimiz var. Birincisi mouse ile. Bu biraz zor olabilir. İkincisi ise kısa yol tuşlarını kullanarak düzeltme. Kısa yolları kullanmak için önceden bu kısa yol tuşlarının tanımlanmış olması gerekiyor. Eğer tanımında ise birinci seçenekle yapabilirsiniz. Hemen deneyelim. Birinci seçenek. Önce ekranımızı kaydıralım. Sağ mouse'a tıklıyoruz. Tabii ki burada yönlendirmesi mouse'un bayağı zor olacak. Ama ok tuşlarını kullanarak bunu kolayca yapabilirsiniz. Aşağı oka basarak grafik seçeneklerine geliyorum. Intel tabanlı ekran kartına sahip olan kullanıcılarda bu menü zaten varsayılan ayarlarda zaten bu şekilde çıkacaktır. Herhangi bir değişikliği yapmadıysanız rahatlıkla bu menüye erişebilirsiniz. Eğer burada grafik seçenekleri menüsünü bulamadıysanız muhtemelen saatin yanındaki simgede, tabi burada ters hareket ettiği için oldukça zor oraya gitmesi, oradaki oka tıklayarak aynı Intel menüsünü açarak grafik seçeneklerini de burada da bulabilirsiniz. Ben daha önceden buradan kaldırmışım. O yüzden şu anda göremiyorum seçenekleri. Hemen sağ mouse'a geri tıklıyorum. Grafik seçeneklerine geliyorum. Burada döndürme menüsüne geliyorum. Döndürme menüsünde zaten varsayılan olarak 4 tane ayar var. Şu anda biz ekranımızı kaydırdığımız için 270 derece döndür seçeneği seçili. Eğer ben bunu 0 derece döndürür işaretlersem problemimiz ortadan kalkacak ve masaüstü menümüz normal görüntüsüne geri kavuşacaktır. İkinci seçeneğimiz ise kısa yol tuşlarını kullanarak. Bunun hepsinin kısa yol tuşları var. Zaten Intel menüsünde bunun kısa yol tuşlarının hangileri olduğunu da görebilirsiniz. Varsayılan ayarda, yani normal menü görüntümüzün kısa yol tuşu Ctrl artı Alt artı yukarı ok tuşu. Bu üç tuşu aynı anda bastığımız zaman sistemimiz normal şu anki görüntüsüne kavuşacaktır. Hemen deneyelim. Ctrl Alt sağ tuş yaptım ben. 270 derecede kaydırdım ekranımı. Şimdi ise düzeltiyorum. Ctrl Alt ve yukarı oka basarak varsayılan ayarda normal görüntüme kavuşuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.